AKP hükümeti gönüllü girdiği, sonra da eleştirmeye başladığı Avrupa Birliği'nin çekim alanından bir türlü çıkamamaktadır. Geçen hafta Başbakan Davutoğlu ile Almanya Başbakanı Merkel beraberce Gaziantep'in Nizip ilçesindeki mülteci kampını gezmişlerdir. İki başbakan Mart ayında Brüksel'de yapılan ve Türkiye'ye tahminlerin ötesinde yük bindiren geri kabul anlaşmasını teyit etmişlerdir. Merkel, Türkiye'ye ev ödevi şeklinde verilen 72 kriterin uygulanması halinde vize muafiyeti sözüne uyacaklarını ve tahsisi kararlaştırılan parayı da vereceklerini dile getirmiştir. Davutoğlu haklı olarak vize muafiyetin ülkemiz için hayati bir konu olduğunu ve Avrupa Birliği'nin gerekli adımlar atması gerektiğini söylemiştir. Almanya Başbakanı'nın mülteci kampı gezmesi göz boyamadan öte kendi içinde tutarsız ve farklı anlamlara çekilecek fiili bir denetim girişimidir. Avrupa Birliği'nin mülteci sorunundan parayla ve vize vaadiyle kurtulmaya çalışması, dahası Türkiye'yi belirli aralıklarla yön çizmeye teşebbüsleri doğru ve hakkaniyetli bir davranış değildir. Suriyeli mülteciler sadece Avrupa için değil, Türkiye için de öncelikle ele alınması ve üstesinden gelinmesi gereken çok boyutlu bir külfettir. Türkiye mülteci deposu, mülteci yuvası, Avrupa Birliği'nin sınır kapılarında bekleyen kiralık bekçisi olamayacaktır. Milli onurumuz, egemenlik haklarımız asla hafife alınamayacaktır. Tersi bir duruma Milliyetçi Hareket Partisi'nin göz yumması da mümkün değildir. Meselenin bir başka garip ve çelişkili tarafı ise Avrupa Birliği'nin Suriyelilerin yanı sıra başka ülkelerden gelen mültecileri de Türkiye'ye iade etmesidir. Bizim nazarımızda Türk vatanına yerleşmenin bedeli asla ölçülemeyecektir. Bu aziz vatan bin yıldır Türk milletinindir. Bu topraklarda yaşamanın bedeli şehit kanıyla ödenmiş, savaş meydanlarındaki fedakarlıklarla ibra edilmiştir. Farkındayız, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Zorda kalmışlara, çaresizlik içinde kıvrananlara, vatanından ayrı düşmüş kardeşlerimize Türk milleti Ali Cenaplığını gösterecek, yardım elini uzatacaktır.